sulak alanlar binlerce yıldır insanlığın hizmetinde. Tuzun üretimi basit. Kışın suyla doldurulan tuz tavalarındaki su, Nisan ve Temmuz ayları arasında buharlaşır. Geriye sadece tuz kalır. Kalan bu tuz, Temmuz başından Eylül sonuna kadar hasat edilir. Üretilen tuzun tamamını sadece sofrada kullandığımızı sanırız. Oysa bir insanın günlük tuz ihtiyacı sadece 5 gramdır. Tuz üretimimizin sadece %7'lik kısmı sofrada tüketilir. Geri kalan üretim deri, tekstil, plastik ve patlayıcı yapımında kullanılır. Kar ve buzla mücadele tuz kullanımının başka bir alanıdır. Göldeki tuz üretimi yılda Türk ekonomisine 425 milyon dolar katkı yapıyor. Soda, sulak alanların bize sağlamış olduğu başka bir tuz türü. Acıgöl ve Van Gölü bugün Türkiye'de soda üretilen başlıca göller. Soda, suda çok iyi çözünür. Tamamen doğal olduğu için insan sağlığı için hiçbir tehlike arz etmiyor. Kokusuz, akıcı, beyaz ve kristal bir yapıya sahip. Bu göllerde hasat edilen soda, günlük hayatımızda kullandığımız pek çok ürünün ham maddesi. Birçok toz deterjan, kağıt, cam, gübre ve tekstil ürünlerinde soda ham madde olarak kullanılır.